Tabii yani makro ekonomik politikalar şunu söylüyor. Hiçbir şey bilmiyorsan gelirleri arttır, giderleri düşür diyor. Biz de öyle yaptık. Tahsil edilemeyen borçları tahsil edilebilir hale getirdik. Diğer taraftan da giderleri de mümkün olduğunca kıstık. Yani zorunlu harcamaların dışında fazla masraflara son verdik, israfa son verdik. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tahsil edilemeyen borçların Eylül ayında çıkarılan torba yasa kapsamında yapılandırma imkanı getirildiğini belirterek, belediyeye borcu olan vatandaşların 1 Aralık tarihine kadar müracaat ederek borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi. Bu kapsamda bugün itibariyle Edirne'de 3000 kişinin başvuruda bulunduğunu belirten Başkan Gürkan, 15.000 kişinin başvuru yapmasını beklediklerini söyledi. Bu torba kanunda gerek belediyelere gerekse kurumlara borcu olanlara yapılandırma imkanı, faizlerin belli bir kısmının kaldırılması, affedilmesi ve kalan borcun da 6, 9, 12 ve 18 taksite kadar 2 ayda bir taksitlerle yapılandırma imkanı getirildi. Tabii biz de Edirne Belediyesi olarak bütün alacaklılarımıza yani emlak vergisi, çevre vergisi, tabela vergisi, su alacağı gibi bütün alacaklılarımıza bu duyuruları yaptık. Bunun süresi 1 Aralık'ta bitiyor. Ben bütün arkadaşlarıma, bütün hemşerilerime onu hatırlatmak isterim. Edirne Belediyesi'ne hangi ad altında olursa olsun borcu olanlar en geç 1 Aralık'ta başvurmak zorunda. 1 Aralık'tan sonra bu torba kanunun, yapılandırma kanunun süresi bitiyor. Bugün itibariyle 3000'li rakamlardayız, 3500 gibi. Yani hedefimizin yaklaşık %20'si gerçekleşmiş durumda. Eğer vatandaşlarımız, borcu olan vatandaşlarımız gelip Mali Hizmetler Müdürlüğümüze, Bankalar Caddesi'ndeki başvurularsa kendilerinin tercih edeceği bir taksitlendirme miktarıyla 6, 9, 12 veya 18 ay ona göre asıl borçlarından epeyce de %40'a yakın bir indirimle borçlarının taksitlendirme imkanına kavuşuyorlar. Edirne Belediyesi'ne olan borçlarınızın yapılandırılması için, faizlerden kurtulmanız için son tarihi 1 Aralık. Lütfen bunu unutmayın. Eylül ayı belediye meclisinde hacizli borçların ödenebilmesi için bankalardan 35 milyon liralık kredi çekme yetkisi aldığını belirten Belediye Başkanı Gürkan, bu sayede ipotekli borçları ödeyip rahatlama sağlayacaklarını söyledi. O devam ediyor. O bütçenin %10'unu geçtiği için o borçlanma, İçişleri Bakanlığı'nın onayı gerekiyor. Dün itibariyle yazıları gönderdik. Bazı evraklar gerekiyordu. O evrakları tamamladık. Dün itibariyle de İçişleri Bakanlığı'na yazıları gönderdik. Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretinde onu da takip edeceğiz. Onu da çıkaracağız. O borçlanmanın asıl amacı şu. Şimdi piyasada şu anda bankalar tüketici kredilerini borçlanma faizleri yıllık 10,5 ile 11 puan civarında seyrediyor. Biz bu geçmişten bu yana gelen piyasaya vadesi geçmiş borçlarımızın yaklaşık 30 milyon TL'lik kısmının üzerinde haciz var. Haciz oldu mu, bir borcunuz üzerine haciz geldi mi sevgili hocam? %10 civarında vekalet ücreti ödüyorsunuz. %4.95 icra masrafı ödüyorsunuz. %5'e yakında tahsilat harcı ödüyorsunuz. Yani %20'yi buluyor. Biz de o yüzden böyle bir karar verdik. Bankadan kredi aldığımızda haciz nedeniyle borçlarımızı %20 ile öderken böyle %10-11 ile ödeyeceğiz. Yani her halükarda belediye %10'a yakın bir kâra geçmiş olacak. Ben zaten bu krediyi aldıktan sonra da alacakları çağıracağım, haciz koymuş olanlara. %20'sini belediyeye bırakmaları koşuluyla borçlarını ödeyeceğimi söyleyeceğim. İsteyene ödeyeceğiz, istemeyen bizden alacaklı durumda kalmaya devam edecek. Kendi tercihlerine bırakacağız onu da.